Conference will now be recorded. İlk önce bir tekrar maksimum ölçümüyle ilgili ayrıntılı bilgi vereceğim. Onun dışında kuvvet antrenmanı ile ilgili bilinen genel şeyler dışında son dönemde, son birkaç yılda yapılan bilimsel araştırmalar, bu araştırmanın sonuçları ile ilgili birkaç örnek vereceğim. Özellikle bu sunum için birkaç yeni araştırma okudum. Çok sayıda ilginç araştırma gördüm. Bunlarla ilgili de ayrıca bilgi vereceğim. Biliyorsunuz kuvvet çok önemli bir fiziksel uygunluğun çok önemli bir unsuru. Hem sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğun hem performansla ilgili fiziksel uygunluğun önemli bir unsuru. Tabii performansla ilgili kısmı bizi daha çok ilgilendiriyor sporcu ve antrenör olarak. Kuvvet unsuru aynı zamanda diğer performans unsurlarını direkt olarak etkilemekte ve onların performansını da geliştirmekte. İşte çeviklik, hız, kassal dayanıklılık, denge, esneklik ya da hareket becerileri gibi birçok faktör temelde kas kuvvetine dayanmaktadır. Eğer bireyin yeterince kas kuvveti yoksa ya da istenen düzeyde kas kuvveti yoksa diğer becerilerin de tam olarak ortaya konması mümkün değildir. Tabii bununla bağlantı olarak da güç kavramı karşımıza çıkıyor. Genellikle maalesef spor bilimleri camiasında veya literatürde kuvvetle güç birbirinin yerine kullanıyor. Aslında birbiriyle ilişkili ancak farklı kavramlar. İsterseniz kısaca bu kavramları şöyle tekrar hatırlatayım. Farkları nedir, ilişkiler nedir onlardan da bahsettikten sonra tekrar kuvvet antrenmanı ile ilgili birkaç temel noktayı hatırlattıktan sonra antrenman modelleriyle ilgili konuşalım. Evet, şimdi tabii bizim burada bahsettiğimiz fiziksel bir kuvvet değil ya da fizik kavramında değil, kas kuvvetiyle ilgili konuşuyoruz. Kas kuvvetini genellikle kilogram cinsinden ifade ederiz. İşte dinamometrelerle ya da bir tekrar maksimum gibi serbest ağırlıklarla ölçtüğümüzde kilogram cinsinden ifade ederiz. Ve kas kuvvetini bir kasın ya da bir kas grubunun bir dirence direnci yenebilmesi ya da onu durdurabilmesiyle ilişki olarak ifade ederiz ya da tanımlarız. İş ise bir kütlenin belli bir mesafeye taşınmasıyla ilgili olur. Mesela örnek olarak sportif performanstan bahsedecek olursak bir sporcunun 10 kilogramlık bir yükü 10 metre ileriye taşınması 10 çarpı 10 100 kilogram metrelik bir iştir. İki sporcu da 10 kilogramlık kütleyi 10 metre ileriye taşıdığında 100 kilogram metrelik iş yapar. Ancak asıl performansı gösteren işin yapılması değildir. İşin ne kadar kısa sürede yapıldığıdır. Yani asıl performans karşılaştırmasını yapacağımız güçtür. Ve biz gücü klasik olarak birim zamanda yapılan iş olarak ifade ederiz. Yani bir işi ne kadar kısa sürede tamamlayabiliyor isek gücümüz o kadar daha fazla demektir. Ki sportif performansta zaten daha çok güç kavramı ön plana çıkar. Yani bir sporcu 10 kilogramlık bir kütleyi 10 metreye ileriye taşırken bunu 2 saniyede yapıyorsa 10 bölü 5 yani 2 5 kilogram metre bir saniye güç üretmiş olur. Başka bir sporcu aynı işi 4 saniyede yapıyorsa onun yarısı kadar yani 2,5 kilogram metre bir saniyelik güç üretmiş olur. Ve asıl performans kıyaslamasını burada yaparız. Görüldüğü üzere güç kavramının temelinde, iş kavramının temelinde kuvvet bulunmakta. Dolayısıyla sporcunun ya da bir bireyin kuvvetini en uygun oranda, bakın en uygun diyorum, her branş için ve her kas grubu için en uygun oranlar ya da değerler vardır. Bunu yakalamak lazım. Tabii en uygun oranları ya da branşınız için en uygun
maksimal kuvvetten bahsediyorsak, maksimal kuvvet değerde farklılık gösterecektir. Yani bir futbolcunun ihtiyaçlarıyla bir güreşçinin, bir halterci'nin ihtiyaçları farklı olacaktır. O yüzden her antrenör ya da sporcu kendi branşıyla ilgili optimal değerleri bilmek zorunda. Buradaki optimal değerler tabii ki kimle kıyaslanacak? Olimpiyat ya da dünya şampiyonlarında derece yapmış sporcularla kıyaslanması lazım. Hedef orası olduğu için. Aynı yaş grubunda varsa eğer. Ya da aynı yaş grubunda, aynı kategoride başarılı olmuş sporcuların değerleriyle kıyaslamak mümkün olacaktır. Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Evet, yine temel bilgilerden kas kasılması ile ilgili kas hareketleri ya da hareketlerle ilgili, kasın oluşturduğu hareketlerle ilgili temel bilgiler. İzotonik hareket, bunu duymuşsunuzdur derslerde daha önce. Bu dinamik hareketlerin oluşturduğu kasılma şeklidir. Kendi içerisinde de ikiye ayrılır. Konsantrik ve eksantrik kasılma. Kas, boyunda kısalma ya da uzanma olduğunda gerilim sabit. Boyunda uzama ya da kısalma olduğunda izotonik hareket diyoruz buna. Eğer kas boyu kısalıyorsa konsantrik kasılma, gerilim sabit yani gerilim var. Eğer kas boyu uzuyorsa buna da eksantrik kasılma diyoruz. Ve bu kasılma tipinde yük, işte mesela resimde gördüğünüz dumbbell, vücudunuza yaklaştırdığınız zaman ya da işte dirsek ekleminiz tam açık olsun 180 derece aşağı doğru. Direksiyon hareketi olduğunda dirsek ekleminde, yani konsantrik kasılma olduğunda, yük gövdeden uzaklaştıkça kasılma kuvveti artacaktır. Gövdeye yaklaştıkça azalacaktır. Dolayısıyla burada kaldıraç sisteminden dolayı yükün mesafesi ya da açısı kasılma kuvvetini etkileyecektir. Hem konsantrik kasılmada hem eksantrik kasılmada her ikisi beraber zaten dinamik kasılmayı oluşturuyor. İkinci temel kasılma tipi ya da hareket tipi kaslarda izometrik hareketler. Tabii ki dinamik hareketler performansı daha çok domine ediyor gibi görünse de bununla beraber izometrik hareketler de sıklıkla kullanılmakta kaslarımız tarafından. Kas boyunda herhangi bir değişim olmaksızın, kasın geriliminin arttığı, boyunda değişim olmaksızın meydana gelen hareketlerdir. Özellikle resimlerde gördüğünüz örneklerde olduğu gibi egzersizlerde sıklıkla bunları kullanırız, izometrik hareketleri. Dolayısıyla hem izotonik hem de izometrik hareketleri kuvvet antrenmanlarda geliştirmek ya da kullanmak gerekmekte. Üçüncü ve son olarak kas ya hareket olarak söyleyeceğimiz izokinetik hareket. İzokinetik hareket doğal ya da sportif ortamlarda, doğal ortamlarda diyeyim, meydana gelmeyecek bir hareket. Çünkü bu hareketin meydana gelmesi için, bu resimde de gördüğünüz, belki bazılarınız çalışmalara da katılmıştır ya da uygulamalara katılmıştır. İzokinetik dinamometrelerde yapabilecek hareket ya da kasılma tipidir. Ekstremitelerin, işte bu örnekte diz ekleminde, her açısında maksimal kasılma sağlanabilir. Her açısında. Yani burada kaldıraç sisteminden bağımsız olarak her açıda aynı yük verilebilir. Bunu doğal, sportif ya da egzersiz ortamlarında yapmak mümkün değildir. Bazı kaynaklarda bisiklet çevirmeyi ya da yüzmede kulaç olayını izokinetik hareket olarak tanımlıyorlar ama aslında doğru değildir. Bu tanıma uymaz çünkü. Evet, söylediğim gibi izotonik ve izometrik kasılmalar kuvvet antrenmanlarının temelini oluşturur. İzokinetik harekette daha çok bu makinelerle kuvvet ölçümü ya da sakatlık sonrası ekstremiteler arasındaki kuvvet farkını dengelemek için yapılan antrenmanlarda kullanılır. Ama cihazın maliyeti oldukça yüksek olduğu için her zaman ulaşmak mümkün olmayabilir. Evet, periyotlama çeşitlerine bakacak olursak,
Klasik kuvvet periyotlaması ya da doğrusal lineer adı da verebiliriz. Başlangıçta yüksek antrenman volümü ve düşük yoğunluk içerir. Bu hepimizin bildiği klasik bir antrenman periyotlaması. Zaman ilerledikçe ya da kuvvet kazanımı arttıkça volüm düşürülür, antrenman kapsamı düşürülür ve kademe olarak yoğunluk artar. Yani egzersizin ya da ağırlığın miktarı artırılır. Çalışmaların çoğunda, yani bilimsel çalışmaların çoğunda klasik uygulamanın diğer uygulamalardan daha yüksek maksimal kuvvet sağladığı tespit edilmiştir. Ama bu her çalışmada böyle olduğu anlamına gelmez. Çoğu çalışmada klasik yöntemin maksimal kuvveti artırmak için en uygun yöntem olduğu ifade edilir. Antrenmanın etkili olması için tabii ki uygun dinlenme, yani bu gün olarak uygun dinlenme, eğer saat olarak uygun dinlenme aralıklarının verilmesi ve uzun süreli, ne kadar uzun süreli kuvvet antrenmanı yapılırsa gelişimde o kadar iyi olacaktır. Ama biliniyor ki özellikle yeni başlayanlarda ya da antrenman programı başladığında hızlı adaptasyon döneminde ilk 1-2 ay içerisinde çok hızlı bir kuvvet artışı olur. Daha sonra bu kuvvet artışı oranları, hızı biraz daha düşecektir. Ama 6 aylık bir süreçte, en az 6 aylık bir süreç kuvvet antrenmanı için uygun bir süredir klasik kuvvet antrenmanı periyotlamasında. İkinci periyotlama tipimiz ters periyotlama. Klasik uygulamanın tam tersine başlangıçta yüksek yoğunluk, düşük volüm. İlerleyen zamanlarda da azalan yoğunluk ve yüksek volüm şeklindedir. Burada eşitlenmiş yoğunluk ve volüm amaç buradaki amaç aslında maksimal kuvvetten ziyade kuvvetle devamlılığı geliştirmektir. Diğer modellere göre daha düşük maksimal kuvvet gelişimi olduğu çalışmalarda rapor edilmiştir. Eğer kasal dayanıklılık düşünüyorsa ters periyotlama uygulanabilir. Periyotlama. Burada birbirinden farklı protokoller bir döngü içerisinde kullanılabiliyor. İhtiyaca göre ya da sporcunun performansında görülen düşüklük ya da yetersizliklere göre uygun programlama yapılabiliyor. Dolayısıyla bu doğrusu olmayan periyotlamada hem maksimal kuvvet, patlayıcı kuvvet, bununla bağlantı olarak da kuvvetle devamlılık unsurları her kas grubuna özel olarak ayrı ayrı geliştirilebiliyor. Dolayısıyla doğrusu olmayan periyotlamada antrenman dönemlemesinde sıklıkla kuvvet antrenmanıyla ilgili olarak kullanılmakta. Evet, şimdi karşınıza bir grafik örnek çıkacak. Kuvvet artırımı için ya da kuvvet performansının artması için yıllık bir planda tek hedefli bir blok periyotlama örneği bu. Aşamalı gelişim modeli. Bu klasik bir modeldir. Eğer tek bir hedef maçınız varsa, özellikle bireysel sporlarda, işte ne bileyim hedef maçınız uluslararası bir turnuva olabilir, Türkiye şampiyonası olabilir, daha büyük turnuvalar olabilir. Asıl hedef maçınıza uygun bir kuvvet antrenmanı periyotlaması. Tabii ki bu kuvvet antrenman periyotlaması arkadaşlar normal branşınıza özgü antrenmanlara entegre bir periyotlamadır. Genel hazırlık dönemi kuvvetle devamlılığın gelişiminin sağlandığı, yani düşük yük, yüksek volüm şeklinde genel hazırlık. Daha sonra maksimum kuvvetin geliştirilmesine yönelik daha uzun süreli bir hazırlık periyodu. Ki maksimum kuvvetin geliştirilmesi için ileride bilgi vereceğiz. Bir tekrar maksimumun en az %80'i ve üzerinde bir yük gerekmekte. Sonrasında yarışma dönemine yaklaştıkça yarıştırma öncesi periyotta patlayıcı kuvvete yönelik daha çok çalışmalar, maksimal kuvvet geliştikten sonra patlayıcı güce yönelik çalışmalar. Temel yarışma döneminde kuvvet ve gücün artık yoğun bir şekilde çalışıldığı dönem ve tam yarışma döneminde hem kuvvet gelişim hızının zirve yapması hem de gücün zirve yapmasını beklendiği azaltma
ve zirveleme antrenman dönemi. Daha sonrasında zaten klasik geçiş, kısa bir geçiş dönemi yeni sezon için yapılır. Bu, tekrar ediyorum, tek dönemli bir blok antrenman periyotlaması örneği. Bunu 2018 yılında yayınlanan bir makaleden aldım. Evet, tabii şu an birçoğumuz herhalde daha genç yaşta ya da çocukluk çağındaki gençlerle diyelim, ergenlik dönemindeki gençlerle antrenmanlar yapıyoruz. Daha büyük sporcularımız da vardır. Tabii burada genç sporcuların özellikle kuvvet antrenman yeterliliğiyle ilgili sürece bakmak lazım. Eğer kuvvet antrenmanıyla ilgili yeterliliği düşükse tabii ki özellikle işte yaş grubu vermek istemiyorum ama daha küçük yaş grubundaki kişilerde burada şiddeti tam vermek için yazmışlar. Bir tekrar maksimum %60'dan daha düşük. Ki bu yaşlarda bir tekrar maksimum serbest arka pek ölçülmez. Yani düşük şiddette bir yükle yapılacak beceri gelişimi, motor ünitelerin gelişimine yarayacak, haftada en az iki kez uygulanacak çalışmalar olabilir. Sağlık topuyla, kendi vücut ağrıyla, mekekşin barfix tarzında ya da bükülü kol ile asılma ya da modifiye barfix tarzı kendi vücut ağırlıkları yapabilecekleri, işte piyometrik tarzı olabilir, kuvvet gelişimlerine yardımcı olacak çalışmalar yapılabilir. Bunlar 1-2 set şeklinde düzenlenebilir. Biraz daha bu beceriler ilerlediğinde, işte birkaç yıl sonra aynı bireylerde 2-4 set olacak şekilde, 6-12 tekrar yapacak şekilde ve bir tekrar maksimumun %80'inin altında, yani maksimalde değil de submaksimal bir yükte tekrar hızının hızlı, yani motor üniteleri gelişim için hızlı bir şekilde tekrarların yapılacağı ve haftada 2-3 tekrarın yapabileceği modeller. Daha ileri beceriye sahip gençlerde ise artık antrenmanlı bireyler olarak kabul edeceğimiz daha fazla set, yani 3-4 setten daha fazla set yapılabilir hareketler için. Altının altında 6 ya da altında bir tekrar sayısı, ama %85, yani şiddet fazla olduğu için bir tekrar maksimum %85'i ve üzerinde bir yoğunlukta hızlı hareketlerle haftada 2 ila 4 kez kuvvet antrenmanı uygulanabilir. Evet, bu yine 2018 yılında yayınlanmış bir makaleden alınmış ilginç bir tablo. Şu tabloyu görebilmek için. Evet, farklı direnç antrenmanlarının hipertrofi, yani kasın enine kestiğini genişlemesiyle ilgili, bununla bağlantılı olarak maksimal kuvvet ve patlayıcı güçle ilgili teorik potansiyel etkileri, yani yapılan çalışmalardan potansiyel olarak ne kadar etki edilebilir bu egzersizler, bu üç unsura, bununla ilgili bir derecelendirme tablosu oluşturmuşlar. Burada artı olarak ifade ettikleri 1'den 5'e kadar gidiyor. Ben bunu yüzdelik olarak ifade edeceğim. 1 artı %20, 5 artı %100 potansiyeli sahip anlamında. Şöyle hızlıca geçtiğimde, vücut ağırlığı egzersizleri yaptığınızda hipertrofi potansiyeli %20. Maksimal kuvvet geliştirme potansiyeli %20. Patlayıcı güç geliştirme potansiyeli %40. Yani genellikle çok sayıda çalışma var ki kendi vücut ağırlığıyla özellikle antrenmanlı yetişkin ya da genç yetişkinlere kendi vücut ağırlığıyla egzersizler önerilir. Fakat temel kuvvet geliştirildikten sonra, yani maksimal kuvvet geliştirildikten sonra bu çalışmaların faydası olacaktır. Ama tek başına vücut ağırlığı egzersizleriyle gelişim sağlamak özellikle üst düzey yarışmacılar için yetersiz olacaktır. Burada da zaten bu potansiyeli ortaya koymuşlar. Evet, makineyle yapılan egzersizler, farklı makinelerde yapılan egzersizler yine hipertrofide %40, kuvvet, maksimal kuvvette %40, patlayıcı güçte %40'lık bir potansiyel vermişler.
İleriki aşamalarda bununla ilgili bilgiyi vereceğim. Özellikle yeni başlayanlarda makineli kuvvet egzersizleri yapılmasını öneriyoruz. Ama ileri aşamalarda serbest ağırlıkları özellikle maksimal kuvvet gelişimi için geçiş yapılmasını tavsiye ediyoruz. Makine kullanılabilir fakat ağırlıklı olarak ileriki aşamalarda serbest ağırlık kullanılması gerekiyor. Evet, pliyometrik egzersizler çok popülerdir. Özellikle son 15-20 yılda çok popüler olarak çalışmıştır. Hipertrofi için %21 potansiyeli var. Maksimal kuvvet için %40 ama patlayıcı güç için %80'lik bir potansiyeli var. Yani patlayıcı güç geliştirmek istiyorsanız pliyometrik egzersizleri tercih edebilirsiniz. Ama tekrar ediyorum, temel maksimal güç geliştirdikten sonra bunlar, hipertrofi çok önemli değil ama patlayıcı güç ve de kuvvetli devamlılık unsurları beraber geliştirilmeli. Evet, eksantrik yani dinamik egzersizler, yani kas boyunun uzadığı daha doğrusu egzersizlerde hipertrofi %100, maksimal kuvvet %100 potansiyeli, patlayıcı güç %80 potansiyeli sahip oldukça etkili bir oran. Yani siz zaten eksantrik kasılma yapıyorsanız, biraz önce bahsettik, aynı zamanda konsantrik kasılma da yapıyorsunuz. Dolayısıyla dinamik egzersizler hem kas hipertrofisini, buna bağlantılı olarak maksimal kuvveti ve patlayıcı gücü yeterli miktarda geliştirebiliyor. Ayrıca tek bacak ya da tek kolla yapılan unilateral egzersizler, bunun hipertrofi potansiyeli %60, maksimal kuvvet geliştirme potansiyeli %40, patlayıcı güç geliştirme potansiyeli %60. Bilateral egzersizler, yani çok eklemli egzersizler, iki vücudun iki tarafına yapılacağı, mesela tek dumbbell'la biceps yapmanızla bir barla biceps kasını geliştirmeniz arasındaki farkı, yani örnek olarak vereyim. Hipertrofi daha fazla %80, maksimal kuvvet %80, patlayıcı %60 potansiyel. Değişken direnç uyguladığınız zaman hipertrofi %100, maksimal kuvvet %80 ve patlayıcı güç %80. Ki biraz önceki dairesel döngüden aynı şeyi bahsediyor. Hitball antrenmanı dediğimiz bu tutacak bar olarak ifade edeyim, bar değil de ağırlıklarla yapılan egzersizler, ki genellikle tek yönlü olarak yapılabilir. Bunun hipertrofi potansiyeli %40, kuvvet potansiyeli %40, patlayıcı güç potansiyeli %60 olduğu ifade edilmiş. Balistik antrenmanında hipertrofi potansiyeli %40, maksimal kuvvet potansiyeli %60 ve patlayıcı güç potansiyeli %100. Zaten balistik antrenman temel amacı nedir? Patlayıcı gücü geliştirmektir. Bu makale 2018 yılında yayınlanmış. Evet, maksimal kuvvet egzersizlerde uygun yükün seçimi. Acaba maksimal bir kuvvet antrenmanı kullanırken hangi yükü seçmek gerekiyor? Bununla ilgili konuşacak olursak, tabii burada bu antrenmanı uygulayacak kişinin antrenman geçmişi, mevcut kondisyon seviyesi uygun yük seçimi için en önemli unsurlardan biri. Yani bunlara bağlı olarak değişiyor. Bir tekrar maksimumun yüzdesine dayalı olarak verilen yük artırışı var. Bu temel olarak yapılan bir tekrar maksimumun %70'i, %80'i, %90'ı diye bahsettiğimiz egzersiz çeşitleri uygun yük seçimi için en temelde kullanılan yöntem diyelim. İkinci olarak da hedeflenen tekrar sayısına göre mutlak yükün artırılması ya da uygulanması. Yani örnek verecek olursak, işte 10 maksimal tekrar ya da 8 maksimal tekrarda kaç kilogramla bunu yapabiliyorsanız buna göre yük seçebilirsiniz. Zaten normalde birinci maddeyle tutarlı olmak zorunda. Deneyimsiz ya da yeni başlayan, serbest ağırlıkla kuvvet antrenmanı yeni başlayan bireyler de ya da genç sporcular da diyelim, bir tekrar maksimumun %50'si ve daha aşağısında yükler daha uygundur. Zaten başlangıçta kapsamın antrenman volümünün yüksek, şiddetin düşük olması gerektiğini söylemiştik. Orta derecede antrenmanlı bireylerde 15-25 tekrar yapabilecek
Daha hafif yükler %60-%70 şiddetinde, bir tekrar maksimum. Deneyimli bireylerde ise çalışmalarda genellikle 5-6 tekrarın ya da %80 en az %80 bir tekrar maksimum %80 ve üzerindeki yüklerin tercih edilmesi gerektiği ifade edilmekte. Bir ilginç çalışma gördüm, onu da aşağı not olarak ekledim. Genellikle kuvvet antrenmanlarında katılımcıların bir tekrar maksimumunun %80'i özellikle ileri düzeydeki kuvvet antrenman tecrübesi olan kişilerde üzerinde bir yük seçimi yerine kendi kendine bir, yani duruma göre o günkü ya da o haftaki kendi hissettiği duruma göre seçtikleri yükler olduğu çalışmalarda tespit edilmiş. Ama bu yüklerin gerçek bir tekrar maksimumun %80'inin çok daha altında olduğunu, dolayısıyla boşu boşuna antrenman yaptıklarını ifade etmişler çalışmada. Uygun yükleri belirlemek için bir tekrar maksimumu belirlenmesi ve buna göre yüklerin verilmesinin uygun olduğu ifade edilmiş. Evet, çalışma örneklerinden bahsedeceğim. Yükle ilgili bir çalışma örneği. 2016 yılında Journal of Strength Conditioning Research dergisinde yayınlanmış. Evet, farklı yüklerin, yük şemalarının kuvvet antrenmanında etkileri makale başlığı kısaca özetleyecek olursak. Ne yapmışlar? 6 hafta boyunca sabit yük, giderek artan yük, azalan yük ve günlükçe değişen yük şeklinde farklı gruplar oluşturmuşlar. Burada görüyorsunuz haftada 3 gün çalışıyorlar. Her 8 egzersiz yapıyorlar. Her egzersizde 3 set uyguluyorlar. Setler arası dinlenme süresi 60 saniye olarak verilmiş. Volüm olarak tekrar sayısı volüm olarak gördüğünüz gibi sabitti. Onlar tekrar artan yükte 15 15 10 10 5 5 şeklinde verilmiş. Antrenman şiddetinin bir tekrar maksimum yüzdesi olarak burada daha net görüyoruz. Sabit yükte %80 yapılmış. Artan yükte 70, 70, 80, 80, 90 şeklinde, %90 şeklinde çıkmış. Azalan yükte %90'dan 70'e kadar düşmüş. Günlük değişen yükte ise gördüğünüz gibi karma verilmiş. İşte eğer ilk gün %70 yaptıysa ikinci gün %80 ya da %90. İşte üçüncü gün ilk iki gün yapmadığı ya da ilk iki hafta yapmadığı yükü üçüncü hafta yapmış şeklinde değişerek 6 hafta boyunca uygulamışlar. Yani 4 tane grubumuz var. Bu 4 grubun antrenman programı öncesi, yani 6 hafta öncesi ve 6 hafta sonrası ortalama kuvvet kazanımlarını yüzdelik değer olarak kıyasladıklarında burada görüyorsunuz. Sabit hepsi kuvvet artımı, maksimal kuvvetlerinde artış olmuş. Bu sabit yükle olan artış yaklaşık %16-%17 civarında bir kuvvet artışı olmuş maksimal kuvvetlerinde. Giderek artan yükte yaklaşık %20-20'nin biraz altında. Giderek artan, azalan yükte de benzer bir artış var. %20'nin altında, biraz altında. Ancak günlük değişen yüklerde ise diğerlerine fark atmış, günlük değişen yüklerde neredeyse %30'a yaklaşık, tam olarak %30 değil ama bir tekrar maksimum kuvvetlerinde artış olmuş. Bu oldukça farklı bir artış, ilginç bir sonuç. Dolayısıyla araştırmacılar günlük değişen yüklerin kuvvet performansını standart sabit yüklerden, azalan ya da artan yüklere göre daha fazla geliştirdiğini rapor etmişler. Bu çalışma 2016 yılında yapılmış. Başka bir çalışma yine yüklerle ilgili. Burada ne var? %80 ve %30, bir tekrar maksimum %80 ve %30'uyla tükenene kadar yapılan egzersizlerin 2 ve 4 hafta sonrasında nöromüsküler
adaptasyonunu incelemişler. Çalışma 2016 yılında yine yayınlanmış Jenkins ve arkadaşları tarafından, yine Journal of Strange Condition Research dergisinde. Çalışma sonucunda %80 ve %30 yükle çalışan, tükenene kadar kaç tekrar yapabilirlerse çalışan gruplarda hipertrofinin, yani kasın enine kestinin benzer bir şekilde artış gösterdiğini her iki grupta da, ancak %80 grubundaki maksimal kuvvet artışının %30'a göre istatistik olarak önemli düzeyde fazla olduğu, buna karşın bu %80 yükün, yani fazla yükün artışının sebebinin nöromüsküler adaptasyonuna açıklanamayacağı. Çünkü nöromüsküler olarak EMG ölçümlerinde benzer sonuçlar elde ettiklerini %30'da %80'de, ama %80 yükte kas sinir sistemi adaptasyonu dışında başka unsurların da kuvvet artışına neden olduğunu rapor etmişler. Evet. Başka bir çalışma, yine yüksek yük, düşük yükle ilgili kıyaslaması yaptığı bir çalışma. Üst düzey antrenmanlı, kuvvet antrenmanı yapan bireylerde kas kuvveti ve hipertrofisini, yüksek yükün ve düşük yükün etkilerini incelemişler bu çalışmadan. 8 hafta, haftada 3 gün, 7 egzersizden 3'er set. Düşük yükte 25-35 tekrar, yüksek yükte 8-12 tekrar yapacak şekilde uygulama yapmışlar ve 8 hafta sonrasında kuvvet parametresindeki değişimleri kıyaslamışlar. Grafiklerde net bir şekilde görülüyor. Burada iki hareket var. Sırtta squat ve bench press. Kilogram cinsinden verilmiş. Şu siyah barları, gördüğünüz barlar antrenman öncesi değerler katılımcıların. İşte antrenman öncesi düşük yük grubunun squat maksimal kuvveti ortalama. Sevdar hocam, ekrana şeyiniz gelmedi görüntünüz, ama bunu biz yeniler miyiz? Önceki görüntü bu neuromuscular adaptation duruyor. Bir değiştirebilir miyiz? Söylediğiniz gelmedi ama bildiğiniz olsun. Şu an geldi mi hocam? Hayır. Sanırım bağlantıda bir problem var. Çünkü benim ekranımda değişiyor ama. Nasıl yapalım? Şu an geldi hocam. Evet. Uygun yüksek seçimi şu an geldi. Short term effect. Bir daha şu an değiştirir miyiz? Görebiliyor musunuz hocam? Bir daha değiştirir miyiz hocam? Hocam gene şeye takıldım. Neuromuscular adaptation'da kaldım. Şu an geldi hocam. Biraz herhalde yavaş Effect geçiyor. Long, high load resistance training on muscle strength and evet. Hypography in well trained men. Değil mi hocam? Evet, evet. Doğru muyum? Tam başarılı. Doğru bir yerdeyiz. Sanırım ben mi acaba biraz hızlı mı anlatıyorum? Hayır, iyiyiz hocam. Arkadaşlardan şey varsa, istekler chat bölümünden yazıyorlar zaten oradan. Ben size dönerim. İyi gidiyoruz hocam. Kolay gelsin. Tamam. O zaman ben devam edeyim. Şimdi dediğim gibi 8 haftalık bir uygulama var. Düşük yük ve yüksek yük uygulaması sonucunda siyah bar uygulama başlamadan önceki değerler, bu çizgili barlarda 8 haftalık antrenman sonrası elde edilen değerler. Görüldüğü gibi bench press, squat, özür dilerim, her iki grupta da artış var. Yani kuvvet artışı var, fakat yüksek yükün artışı daha fazla. İstatistik olarak da daha önemli. İkisi de önemliymiş ama bu yüksek yükteki artış daha fazla. Ama bu durum bench press'te daha belirgin olarak çıkıyor. Bench press'te düşük yükteki grubun artışı istatistik olarak önemsiz, zaten çok benziyor. 100 kilogrammış sanırım, 101-102 kilograma kadar çıkmış düşük yükte. Fakat yüksek yükte 107-108-109
orijinal araştırmaya bakmak lazım. Bu grafikte çok net olmuyor ama istatistiksel olarak daha önemli bir maksimal kuvvette artış olduğu görülüyor. Dolayısıyla araştırmacılar Dukat ve Benchpress'teki sonuçlara bakarak şunu söylüyorlar. Benzer hipertrofi görünmesine rağmen gruplarda düşük ve yüksekte maksimal kuvvetin yüksek yükte daha fazla arttığı söyleniyor. Zaten aslında bu çok da beklenmedik bir durum değil. Bu da ne zaman? 2015 yılında yayınlanmış bir araştırma. Yine Journal of Strange Condition Research dergisinde, Amerika'da oldukça saygın bir dergi. Evet, Kubo ve arkadaşlarının, burada grafik olarak vermedim ama, yayınladıkları yine tekrar yükle ilgili şöyle söyleyelim. 4, 8 ve 12 maksimum tekrar protokollerinin kas volümü ve kuvvetiyle ilgili, yani hipertrofi kuvvetle ilgili etkileri incelenmiş. Bu 2020 yılında online olarak daha çok yeni bir makale. Hemen size anlatayım. Volüm eşitlendikten sonra eşit volümde, yani 10 hafta, haftada 2 gün eşit volümde yapılan fakat tekrar sayıları farklı verilen, volümleri eşitlenmiş fakat tekrar sayıları farklı verilen gruplar var. Temelde 4 grup var. Bu 4 gruptan bir tanesi kontrol grubu, onlar antrenman yapmıyor. Antrenman yapan 3 grup. 7 set, 4 tekrar maksimum uyguluyor. 4 tekrar, bunlar yüksek yük, düşük tekrar grubu. Orta yük, orta tekrar grubu var. 4 set 8 tekrar yapıyor. Ve üçüncü olarak da antrenman yapan düşük yük, yüksek tekrar sayısı grubu. Bunlar da 3 set 12 tekrar maksimum. Yani o 12 tekrar yapabildikleri kilogramda antrenman yapıyorlar. 10 hafta sonunda, haftada 2 gün yapıyorlar bu çalışmayı. 10 hafta sonunda hipertrofileri bütün antrenman yapan gruplarda benzer artış görülüyor. Yani istatistik olarak bu gruplarda bir fark görünmüyor. Ancak maksimal kuvvetleri kıyaslandığında 4 tekrar ve 8 tekrar, yani yüksek yükte antrenman yapanların, tekrar sayıları az olsa da yüksek yükte antrenman yapanların maksimal kuvvetlerinin 12 tekrar maksimal grubundan daha fazla olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla burada yükün fazla olması maksimal kuvveti yine arttırdığına yönelik başka bir araştırma sonucu. Bu 4 ve 8 arasında istatistik olarak önemli bir fark görülmemiş ama ben makalenin kendisine bakmıştım. 4 tekrarda, yani daha fazla yükte bir miktar daha fazla maksimal kuvvet artışı var ama bu istatistik olarak önemli bulunmamış. Evet, egzersiz sıklığı ile ilgili olarak, yani kuvvet antrenmanlarının sıklığı ile ilgili, haftalık çalışma sayısı ile ilgili olarak temel söyleyeceğimiz bazı unsurlar var. En uygun antrenman sayısı, haftalık antrenman sayısı, tabii temelde hacime, antrenmanın hacmine, yoğunluğuna, egzersizin seçimine, işte küçük kas grubu mu, büyük kas grubu mu, tüm vücut mu gibi, kişilerin kondisyon seviyesine, egzersiz seansı başına kullanılan kas grubu sayısına gibi faktörlere göre farklılık gösterebilir. Tabii kondisyon durumu dedik, biz burada ona göre sınıflama yapmışız. Yeni kuvvet antrenmanına başlayan bireylerde tüm vücudu haftada 2 ila 3 gün çalıştırmak ya da kuvvet antrenmanı yapması öneriliyor maksimal kuvvet gelişimi için. Daha ileri düzeyde antrenmanlı bireyler için 4 ila 6 hafta gün haftada antrenman yapması uygun görülüyor. Orta düzeydeki bireylerde bu 3-4 gün olarak bunu atladım. Haftada çalışması yeterli. Ancak işte elit düzeydeki halterci, vücut geliştirici gibi birebir kuvvet performansı içeren branşlarda
bu söylediğimiz genel olarak bir branş gözetmeksizin söylenen haftalık çalışma sıklığıydı, sayısıydı. Ama direkt kuvvet unsuru içeren bir branşta bu kuvvet antrenmanını söyleyecek olursak haftada 4-5 gün, hatta mümkünse günde 2 egzersiz sabah akşam şeklinde yapılabilir. Çünkü başka bir zaten egzersiz yapmayacaklar. Yani bu haltercilere özel bir durum değil de temel kuvveti geliştirme ya da temelinde kuvvet performansı olan branşlarda bu genel olarak söylenebilir. Evet, bir bilimsel araştırma raporu bu konuyla ilgili. Umarım herhalde gelmiştir. O yüzden çok acele etmeden anlatacağım. 2018 yılında yayınlanmış Journal of Strange Conditional Research dergisinde. Bu çalışmada 6 hafta boyunca bir grup haftada 3 gün, bir grup haftada 6 gün çalışıyor. 4 hareket çalışıyorlar. İşte squat, bench press, deadlift, powerlifting hareketlerini çalışıyorlar. Antrenman yoğunluğu ve volümünü eşitlediklerinde haftada 3 gün ya da 6 gün çalışmanın çok fazla bir esprisi olmadığını, ikisinin de benzer kuvvet gelişimlerine sahip olduğunu tespit etmişler. Yani burada söyledikleri şu: haftada kaç gün çalıştığınız çok önemli değil, ama bunu söylüyorum, tekrar ediyorum, bu çalışmalar kuvvet antrenman tecrübesi olan kişilerde yapılmış çalışmalar. Yani dolayısıyla gençlerde ya da kuvvet antrenmana yeni başlayan bireylerde biraz önce söylediğimiz çalışma frekanslarının uygulanması uygundur. Yalnız işte ileri düzeyde antrenman yapanlar da kuvvet gelişimiyle ilgili, genel kuvvet gelişimi olarak ya da maksimal kuvvet gelişimiyle ilgili olarak önemli olan bu çalışma sonucuyla söylüyorum, haftada kaç gün antrenman yaptığı değil, yaptığı antrenmanda ne yaptığı. Yani çok yoğun bir antrenman yapabilir, haftada 2 gün bunu yapabiliyorsa, kaldırabiliyorsa, o yoğunluğu, o volümü kaldırabiliyorsa 2 gün de olabilir, 3 gün de olabilir. Gördüğünüz gibi bu çalışmada haftada 3 gün, diğer grup haftada 6 gün çalışıyor. Volüm eşitlenmiş. Şu yukarıda görebilirsiniz. Squat, bench press, deadlift hareketlerini işte haftada 3 gün çalışan grup 4x8 çalışırken aynı hareketi işte 2x8, daha sonra şurada 2x8 de eşitlemişler. İki, bu 3 gün çalışırken bunlar 6 gün çalışmış aynı harekettir. İşte deadlift'i haftada bir defa 4x3 ya da 4 ne çalışıyorsa bunlar da 2x3 veya 2x3 eğer ilavesi varsa yine beraber çalışmışlar. Dolayısıyla eşit volümde bir antrenman programı uygulamışlar. Çalışma sonucunda şurada yüzdelik değişimleri görüyorsunuz. İşte squat'ta, bench press'te, deadlift'te, powerlifting total'de ayrıca yaz vücut ağırlığı değişimlerinde, ki bunların hepsi istatistik olarak önemli değişimler oluşmuş her iki grupta da ve değişimler hemen hemen aynı. Dolayısıyla şunu söylüyor çalışma sonucunda araştırmacılar: siz antrenman volümünü eşitlediğiniz zaman haftada kaç gün çalıştığınızın bir önemi yok. Tabii burada önemli bir unsur var. Bunu makalede belirttiler mi hatırlamıyorum ama sizin antrenman yaptırdığınız kişiler bu yükü ya da bu antrenman kapsamını, volümünü 3 günde ya da 2 günde ne kadar sadırıyorsanız yapabiliyorlar mı, kaldırabiliyorlar mı, ona bakmak lazım. Yani çok yoğun bir antrenmanda 2 gün çok ağır gelebilir. Tekrar sayıları çıkmıyorsa, antrenman hedeflerine ulaşılmıyorsa haftada 2 gün ya da 3 gün çok ağır gelebiliyor olabilir. Antrenman tamamlanmıyordur. Dolayısıyla gün sayısını artırmak gerekir ya da antrenmanın yoğunluğunu ya da volümünü düşünmek lazım. Yani önemli olan antrenmanı çıkartabilmek. Çıkartamıyorsa zaten bir gelişim sağlanması beklenemez. Evet, sonraki başlığımız antrenman volümü. Zaten biraz bahsetmiş olduk hızlıca. Dilemsiz bireylerde egzersiz başına 1 ile 3 set öneriyoruz. Antrenmanlı bireylerde tabii ki gelişim sağlamak için hacim ve yoğunluğu sistematik bir şekilde değişimi
ve birden fazla set kullanılması gerekiyor. Tabii bunu yaparken aşırı antrenman riskini azaltmak için antrenman hacmini hızlı bir şekilde artırmamak lazım. Dolayısıyla sporcunun kondisyon durumuna ya da ilerleme durumuna uygun bir artış sağlanması gerekiyor. Daha yüksek ve daha düşük hacme yapılan vurgu bireyin programı öncelikliyle ilişkidir. Yani şimdi tek başına kuvvet antrenmanı yapılmayacak tabii ki. Başka işte branş ile ilgili temel beceri antrenmanlar, teknik antrenmanlar gibi unsurlar da olacağı için işte maç dönemi ya da işte önem verilen maçların durumuna göre bu antrenman volümünde farklılıklar ya da değişiklikler olabilir. Çünkü antrenman programları, sadece kuvvet antrenmanı ile ilgili söylemiyorum, kendi branşınızla ilgili antrenman programları stabil değildir. Mevcut duruma göre değişebilir ya da bir sakatlanma durumu olabilir, geçici hafif bir sakatlanma. O dönemlerde antrenmanlarda uzak kalabilir sporcunuz, dinlenmesi gerekir. Dolayısıyla bu süreçlere göre yeniden antrenman volümünün düzenlenmesi lazım. Yani bir makine değil sonuçta insanlar. İstediğiniz gibi onu makinede olduğu gibi artışları göremeyebilirsiniz. Psikolojik durumlara da önemlidir. Bunların hepsine dikkate alarak uygulamak lazım. Zaten beceride burada antrenman bilgisinin temel faktörü bireyi ya da sporcuyu uygun zamanda, ki uygun zaman nedir? Maç zamanında en üst düzey performansa ulaştırmaktır. Bu yüzden de bu planlar yapılıyor ama bu planlar hiçbir zaman değişmeyecek planlar değil. Evet, başka bir araştırma 2013 yılında yayınlanmış Nektar ve arkadaşları tarafından. Burada ne yapmışlar? Burada takım sporlarında, artık şeyi hatırlamıyorum hangi takım sporu, futbol mu ya da başka bir branş mı, ama kadın ve erkek de var, farklı bir branş olabilir. Takım sporlarında kuvvet ve güç gelişimi üzerine farklı volüm ve antrenman volümlerinin etkisi incelenmiş. Çalışmaya 20 erkek, 12 kadın katılmış, karma bir çalışma. Ne yapmışlar? Düşük volüm, orta volüm ve yüksek volüm. İşte 6-6-8 kişilik gruplar halinde dağıtılmış. Burada her egzersizdeki egzersiz sayısı diyelim, her sezonda antrenmandaki egzersiz sayısı standart 9. Kas grubu, egzersiz başındaki kas grubu standart 3. Değişen ne? Set sayısı. Düşük volümde 1 set, orta volümde 2 set, yüksek volümde 3 set uygulamışlar. Tabii bununla bağlantı olarak çarptığınızda toplam set sayısı her sezonda 9, 18, yani 9 çarpı 1, 9 çarpı 2 diye setlere çarptığımızda tekrar sayısını 9, 18, 27 şeklinde değişiyor. Dolayısıyla set sayısıyla antrenman volümünü kontrol etmişler. Çalışma sonucunda kontrol grubu da var ayrıca. Başka faktörler bu kuvvet değişimi etkiliyor mu diye, ki burada bir önemli etki çıkmadığı için sadece yükte, volümdeki değişimin etkilediği vurgulanmış. Şimdi şöyle söyleyeyim, yüksek volümde gördüğünüz gibi bench press'te önemli artış var. Buraya iki yıldız koymuşlar. Bu antrenman programı öncesi, bu antrenman sonrası artış. Üst tarafa çekiş hareketinde bir tekrar maksimuma bakıyorum. Yine çok önemli bir artış var. Yaklaşık 7 kilogramlık bir artış var. Squat'ta işte 102 kilogramdan yaklaşık 120 kilograma kadar artış olmuş. Yani iki yıldız çok önemli. İstatistik olarak önemli artış meydana gelmiş. Bunlarda da artış meydana gelmiş. Orta ve düşük yükte gördüğünüz gibi tek yıldız konmuş. Bu artışlar daha az önemli. Artış var ama daha az. İstatistik olarak daha az. Dolayısıyla özellikle mesela squat'ta düşük volümde önemli artış görülmemiş. 4 kilogramlık artış önemli çıkmamış. Burada da 3 kilogramlık bir artış meydana gelmiş. Burada neredeyse 18 kilogramlık bir artış gelmiş ve çalışma sonucu demişler ki
yüksek volüm maksimal kuvveti daha fazla artırıyor. Bunu zaten diğer çalışma sonuçları da teyit etmişti. Bu da 2013 yılında yapılan bir çalışmaydı. Evet, şimdiye kadar biz neyi konuştuk? Kuvvet antrenmanında antrenman volümü, antrenman sıklığı ve frekansı bunların etkileriyle ilgili konuştuk. Başka hangi faktörler kuvvet antrenmanındaki performansı etkiliyor? Tek ekleme ya da çok ekleme egzersiz seçimi tabii bu ihtiyaca göre değişebilir ama tek taraflı ya da iki taraflı tek ya da çok eklemli egzersizler maksimal kuvveti üst düzeye çıkartmak için kullanılabilir. Ama daha çok biz çoklu eklem egzersizlerine vurgu yapılmasını istiyoruz daha iyi gelişim için. Ama ihtiyaç dahilinde tek taraflı ya da tek eklemli egzersizlerde kullanabilir. Mesela tek eklemi, çok eklemi daha önce örnek olarak vermiştim. Tek taraf sağ biceps kasını bir dumbbellla çalışmak var. Biceps kasıyla ilgili konuşuyor olursak. Bir de bir barı alıp iki sağ ve sol biceps kasını çalışmak var. Yani tek taraflı, iki taraflıdan kastımız bu. Tek ve çok ekleminde mesela sadece biceps kasını çalışıyorsak dirsek eklemi tek eklem olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bench press çalıştığınızda daha fazla eklem devreye giriyor. Yani sadece dirsek eklemi değil, işte el bileği, omuz eklemi de hareketin içerisindeki çok eklemli egzersizler olarak tanımlıyoruz. Aradaki fark bu arkadaşlar. Açıklamak istedim anlaşılması adına. Bunun dışında ikinci unsur serbest ağırlıklar mı, makine mi? Bunu American College of Spor Hekimliği, Amerikan Spor Hekimliği Derneği şöyle tanımlamış. Yeni başlayanlar ya da orta seviyedeki çalışanlar için, kuvvet antrenmanına tabi olanlar için diyelim ya da yeni sporcular için makinelerle başlanıp serbest ağırlıkların da eklenmesi öneriliyor. Ama daha ileri düzeyde kuvvet antrenmanı yapanlar ya da programa ihtiyaç olanlar için evet makine kullanılabilir. Özellikle bazı hareketlerde daha güvenli olduğu için makineler kullanılır. Ama maksimal kuvvette gerçek uygun gelişim için serbest ağırlığın daha fazla kullanılması öneriliyor. Bununla ilgili çok çalışma var. Yani 20-30 yıldır bu çokça yayın var. Bununla ilgili bilgi vermedim ama şöyle söyleyeyim. Neden serbest ağırlık daha etkili? Çünkü ağırlığı kaldırmanın yanı sıra onu dengede tutmak ve kontrol edebilmek için daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Sinir kas aktivitasyonu ölçümleri yapılmış daha fazla. Dolayısıyla makineye göre kuvvet gelişimi daha fazla olabiliyor. Ama tekrar ediyorum, yeni başlayan bireyler, genç sporcular için makineler ilk etapta hareketi öğrenmek için kas gelişimini biraz daha artırmaları için başlangıçta çok uygun ama daha ileri aşamalarda makineler yine kullanabilir ama mümkünse eğer sakatlık riskleri yoksa başka problem yoksa serbest ağırlık uygun ortamda varsa tercih edilmeli. Evet, hareketlerin doğru gidiyorum herhalde. Hareketlerin sıralaması. Yani tabii burada yine en önemli şey hedefiniz ya da amacınız nedir? Onunla ilgili hareket sıralaması ama şöyle söyleyelim. Üst ve alt vücut bölümleri dönüşümlü çalışılmalı. Yani hep üst vücut çalışıyorsanız aynı antrenmanda yorgunluk oluşma ya da antrenmanı çıkarmama gibi bir ihtimal var. O yüzden üst ve alt vücut bölümleri dönüşümlü çalışmalı. Tek eklem egzersizleri biraz önce bahsettim. Önce çoklu eklem egzersizleri yapılmalı. Tavsiye ediliyor bu. Düşük yoğunluklu egzersizden önce daha yüksek yoğunluklu uygulama. Mesela ne bileyim kuvvet antrenmanı ilk başlarken küçük kas gruplarına yönelik değil de daha büyük kas gruplarına yönelik hareketlerle başlayıp o büyük kas gruplarına yönelik hareketler bittikten sonra küçük kas gruplarına yönelik hareketleri yapmak antrenmanın verimi açısından daha uygun olacaktır. Ayrıca son olarak agonist ve antagonist kasların dönüşümlü çalışması yani tek taraflı çalışılmayacak. Biliyoruz ki
Mesela örnek vereyim, agonist nedir, antagonist kas nedir? Onunla ilgili bir hatırlatma yapayım. Mesela biceps ve triceps kasları agonist ve antagonist kaslardır. Birini fazla geliştirirseniz ya da hamstring ve quadriceps kasları agonist kaslardır, antagonist kaslardır. Birini diğerinden daha fazla antrenman tabi ederseniz sakatlanma riskiniz o kadar yüksek olabilir. Özellikle hamstring ve quadriceps ilgili. Bununla ilgili çok çalışma var. Dolayısıyla bu kas gruplarını uygun bir şekilde dönüşümlü olarak çalıştırmanız gerekiyor. Yani tek yönlü çalışma uygun değil. Dinlenme aralığı ve süresi. Burada dinlenme aralığı iki şekilde ama aslında burada bahsedilen setler arası dinlenme aralığı ama hem haftalık bazda bunu yukarı daha önceki konularda bahsetmiştim. Haftalık dinlenme süresini uygun bir şekilde vermek lazım. Ayrıca her set arasında ki burada bahsedilen o her set arasında hangi dinlenme süresi yeterlidir? Genellikle en azından benim tecrübe ettiğim kadarıyla çok kısa sürelerde setler arasında dinlenme veriyor arkadaşlar. Bu da antrenman volümünü tam olarak çıkmamasına neden oluyor. Buna benzer bir çalışmayı ben bir yüksek lisans öğrencimle beraber yapmıştım. O çalışmada benzer sonuçlar bulduk ama literatürde temel egzersizler için işte bench press, squat gibi büyük kas gruplarının bulunduğu egzersizler için 2-3 dakika demişler. Ben hatta 2 dakikayı az bile buluyorum. 3 dakika olmalı. Daha küçük kas grupları için ise 1-2 dakika olarak önerilmiş. Ben yine burada biraz daha opsiyonu da olarak 2 dakika dinlenme aralığı verilmesini tavsiye ediyorum. Yani dinlenme süresini ne kadar uzun verirseniz antrenman volümünü ya da antrenmanın setlerin tam olarak tekrarlarına çıkma şansını artırırsınız. Dinlenme süresi ne kadar düşerse işte set sayınız fazlaysa özellikle mesela 3 set, 4 set yapıyorsanız bir çalışmayı ikinci setten itibaren tekrar sayılarına düşme olacaktır. Dolayısıyla antrenman volümü tam olarak çıkmayacaktır. Bu anlamda ne kadar uzun süre dinlenme verirseniz setler arasında vaktiniz de varsa tabii ona göre ayarlamanız lazım. Antrenman programında ona uygun ilerlemeler sağlarsınız. Kas hareket hızı. Evet, bununla ilgili yeni başlayanlar için ya da genç sporcular için işte yavaştan ortaya doğru bir hareket hızı, hareket doğru öğrenildikten sonra işte bench press'te, squat'ta hareketi doğru bir şekilde öğretilmesi lazım. Özellikle mesela squat'la ilgili çok büyük problem var. Genellikle bizim kuvvet antrenman çalışanları en azından ben kendi öğrencilerimizle ilgili görüyorum. Bir spor branşıyla uğraşıyor, onunla ilgili söylemiyorum ama kuvvet antrenman yaparken sadece üst gövdeyi çalıştırıyorlar. Kollar, omuzlar, göğüs, bench press tarzında. Mesela bacak alt tarafı daha az çalıştırıyor. Daha ihmal ediyorlar. Ve şunu gördüm ben yıllardır işte performans ölçümüyle ilgili derslere giriyorum. Özellikle bir tekrar maksimum ölçümüyle ilgili konu işlediğim zaman neredeyse yaklaşık 7 yıldır, 8 yıldır squat hareketini çoğu arkadaşın yapamadığını gördüm. Yani squat hareketini biliyor ama oldukça hatalı yapıyorlar. Sakatlanma riski oldukça fazla. Dolayısıyla hareketin doğru bir şekilde öğretilmesi lazım. Hareket doğru bir şekilde öğretildikten sonra işte bu hızlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ileri düzeyde zaten hareketleri öğrenen bireylerde hareketlerin tamamının hızlı bir şekilde yapılması, özellikle konsantrik hareketlerin hızının önemli olduğunu söylemeliyiz. Bu bağlamda hareket hızını açıklamış olduk. Evet, biraz yavaş mı gittim bilmiyorum ama bir saat olmuş. Hızlı bir şekilde şu kuvvet ölçümüyle ilgili konuşayım. Bir hocam fazla mı uzattım bilmiyorum ama soruya cevaba Vaktimiz var. Hasan Hocam bir vaktimiz yok. saat zorlamıştı. Böyle olunca biraz alışkınız. Sıkıntı olmaz, olmayacak gibi Tamam, kullanabiliriz hızlıca hocam. Buyurun. bunu bitireceğim. Ben daha hızlı bitireceğimi düşünmüştüm. Çok konuştum herhalde. Şimdi bir Yok tekrar hocam, güzel gidiyor. Yani derin olunca konu güzel gidiyor. Ağzınıza sağlık. Buyurun. hemen şöyle söyleyeyim. Burayı çok hızlı geçtim ama bir tekrar maksimum metodu uygun antrenman yükünü vermek için zaten serbest ağırlıkla çalışacak antrenmanda mecburen tespit edeceğimiz bir unsur.
Onun dışında tansiyometre, dinamometrelere kuvvet performansı ölçülebilir. Biraz önce bahsettik, izokinetik kuvvet dinamometreyle ölçümler yapılabilir. Maksimal kuvvetle ilgili olmasa bile kuvvetle devamlılıkla ilgili alan testleri, Mac Action'a, Barfix tarzı işte yukarı gövdeyi kaldırma testi, bükülü kolları asma testleri uygulanabilir ama asıl burada önemli gördüğüm konu bir tekrar maksimum metodu. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz. Özellikle yeni başlayanlarla ilgili American College of Sport Medicine'ın uygulamasından kısaca bahsedeceğim ama kuvvet antrenman tecrübesi olan veya daha önce bir tekrar maksimum metoduyla ilgili ölçüm yapılmış bireylerde bu ölçümü yapmak daha kolay alışkın oldukları için ve maksimallerini bildiğimiz için ama hiç maksimallerini bilmediğimiz birinin bir tekrar maksimumunu ölçmeye çalışıyorsak ilk önce şu tavsiye ediliyor. Katılımcılara kaldırabileceklerini düşündükleri ağırlığın işte atıyorum 100 kilogram squat yapabildiğini düşünüyor ya da daha önce çünkü maksimalini almadığı için bilmiyor. 100 kilogram yapabilirim dedi geldi genç sporcunuz. Bunun yarısını yani 50 kilogramı de taktınız. Yalnız tekrar ediyorum güvenlik önlemlerini almanız lazım maksimale kaldırış yapılacağı için. Hareketin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını öğretmeniz lazım. Zaten mümkünse yeni başlayanlara bir adaptasyon antrenman süreci olması lazım. 1-2 haftalık. İşte genç sporculara hareketi öğretmek, doğru nefes tekniğini öğretmek gibi unsurların da içerisinde olduğu 1-2 haftalık, en az 2 haftalık bir adaptasyon antrenman sonrası ölçümleri almanız uygun olacaktır. İşte 100 kilogramı kaldırabileceğini düşünüyor squat'ta. %50'sini kabul edelim. 50 kilogram taktınız. Bununla 5 ile 10 tekrar yapmasını isteyeceksiniz. Yani 5 tekrar mı yapabilir, 10 tekrar mı yapabilir ona bakarsınız. Zaten hem bu ısınma olarak kabul edecek tabii. Öncesinde bir ısınma yapmasını ayrıca istiyoruz. Orada yük ağır mı geldi, hafif mi geldi artık o katılımcıya sormanız lazım. Bir dakika deneme aşma germe ki burada aşma germe çok aşırı olmamalı. Çünkü aşırı germeler kuvvet performansını düşürebilir. Daha sonra kaldırabileceği maksimum ağırlığın %60 ile %80'i aralığında bir ağırlık takacaksınız. İşte atıyorum 50 kilogram çok hafif geldi yapabilir mi diye. O zaman 80 kilograma çıkabilirsiniz burada. 80 kilogramla 3 ile 5 tekrar arasında bir tekrar yapmasını istiyorsunuz. En az 3 tekrar yapmasını istiyorsunuz. Yaptı ve çok basit gördü. O zaman daha hızlı artışlarla artık maksimale doğru gitmeniz lazım. Maksimal ne? Burada hedef 100 kilogram. Mesela 95 kilogram takılabilir. 95 kilogram taktı. Yaptı. Sorun yok. Artırabilir. Bir dakika değil mi? 3 dakika artık maksimum yaklaştığım 3 dakika dinlendikten sonra daha küçük artışlarla artık kaldıramadığı ağırlığa kadar devam edeceğiz. Ne kadar kısa sürede maksimale gidersek tabii ki bir performansı doğru ölçmüş oluruz. Diyorum 105 kilogram taktınız. Kaldırdı. 107 kilogram taktınız. Kaldıramadı. Artık 105 kilogram o kişinin squat'ta bir tekrar maksimum oluyor. İşte artık %80, %60, %50 yükleri bu maksimale göre squat için verirsiniz. Ve her kas grubu için ya da her hareket için bu ölçümün yapılması gerekiyor. Evet, şimdi sizce hangisinin kuvvet performansı daha iyi diye görüntü ekrana gelmiştir sanırım. Eminim arkadaşların hepsi karıncayı seçtiler. Seçtiniz mi karıncayı? Evet, doğru cevabı verdiniz. Bu resimde gördüğünüz iki canlıdan bir tanesinin kuvvet performansı olağanüstü. Neden? Biz bir tekrar maksimumda kuvvet performansını değerlendirirken kaldırdığı mutlak ağırlığa bakmayız. Bakarsak yanılırız. Şimdi kaldırdığı mutlak ağırlığa baktığınızda sanırım şu sağdaki sporcunun emin değilim ama kendi vücut ağırlığının 3 katı kadar kaldırmıştır. İşte 250-300 kilogramlık bir yük olabilir. Karıncanınkinde atıyorum şu an işte 10 gramlık bir yükü vardır ama karıncanın ağırlığı çok daha az. Dolayısıyla burada önemli olan kendi vücut ağırlığınıza göre ne kadar yük kaldırabildiğiniz. Yani göreceli kuvvet ya da relatif kuvvet. Genel tabiriyle bildiğimiz relatif kuvvet. Dolayısıyla biz bir tekrar maksimumda kuvvet performansının sonucu relatif kuvvete göre belirlemeyiz. Kaldırdığı mutlak ağırlığa bakarsak iş değişir. Yani 100 kilogramlık bir sporcunun kaldırdığı mutlak ağırlıkla 50 kilogramlık birinin kaldırdığı ağırlığın farklı olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla
Vücut ağırlığına bölmezseniz bunu doğru değerlendirme yapamazsınız. Şöyle kısa bir bilgi olarak söyleyeyim. Karıncalar kendi vücut ağırlıklarının yaklaşık 50 katı kadar ağırlığı yükü taşıyabiliyorlar. Bir insan 100 kilogram ağırlığındaki bir insan karınca performansında olsaydı 5 tonluk bir yük taşıma kapasitesine sahip olurdu ki şu durumda zaten insanların böyle bir kapasitesi yok. Dolayısıyla karıncalar oldukça kuvvetli canlılar. Evet, göreceli relatif kuvvet formülü olarak kaldırdığınız mutlak ağırlık, bu bench press, squat her neyse, böyle vücut ağırlığı, bu relatif kuvvetle performans kıyaslaması yaparsınız. Hem sporcunuzun zaman içindeki değişimini böyle yapmanız lazım, kıyaslaması yapmanız lazım. Hem de başka sporcularla kıyaslarken ya da üst düzey sporcularla kendi sporcunuzun kuvvet performansını kıyaslarken mutlak kuvvete bakmayacaksınız. Relatif kuvvete bakarak kıyaslama yapacaksınız. En doğru durum bu. Ayrıca üst düzey sporcular için diyeyim, yani sporcular için aslında relatif kuvvet de yetmez. Ne yapmak lazım? Yağsız vücut ağırlığına göre hesaplanmış relatif kuvveti ön plan çıkarmak lazım. Yani 1 kilogram yağsız vücut ağırlığı ne kadar kuvvet üretebiliyor ona bakmak lazım. En doğrusu bu olur. Dolayısıyla özellikle umut beklediğiniz sporcularla ilgili bir ölçüm yapacaksanız o sporcunun vücut yağ yüzdesini de ölçüp atıyorum 60 kilogram ağırlığındaki bir sporcunuz var. %10 vücut yağ yüzdesi çıktı. Bu şu ana bilir 6 kilogram yağ var demektir. 60 kilogram eksi 6, 54 kilogram yağsız vücut kütlesi var demektir. Dolayısıyla kaldırdığı mutlak ağırlığı 54 kilograma bölmeniz en uygundur ve kıyaslama böyle yapmanız lazım. Oldu, 2 ay sonra tekrar ölçüm yaptınız. Yine vücut yağ yüzdesindeki değişime bakacaksınız. Yağsız vücut ağırlığını hesaplayacaksınız. Ve performans değişimini buna bölerek yapacaksınız ki işte vücut işte kilo aldı, aynı zamanda mutlak kuvvet arttı. Yani burada performans artışından söz edemeyiz. Mutlak kuvvete ya da sadece relatif kuvvete bakarak yağsız vücut ağırlığına bakmak en doğru seçim olacak. Şimdi gelelim. Relatif kuvveti belirledik. Neyle kıyaslayacağız? Şimdi bir tablo karşınıza çıktı. Bu tablo 6106 kişinin kalkımıyla oluşmuş ama burada sadece sporcularla ilgili bir tablo değil. Bu tablo genel toplumla ilgili bir tablo. Ama burada şunu söyleyeyim. Erkekler için, daha sonra kadın açacağım ama üzerine çok fazla durmayacağım. Vaktimiz yok. Bench press için relatif kuvvet eğer erkekler 20 yaş altı ya da 20-29 yaş grubuna bakacak olursak vücut ağırlığından biraz daha fazla bench press yapabilmeli. Yani 70 kilogram ağırlığındaki bir erkeğin 70 kilogramın üzerinde bench press yapması demek sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmek için kuvvete sahip olduğu anlamıdır. Ama sportif performans açısından baktığınız zaman %90 ve üzerine çıkmanız lazım. Yani şöyle söyleyeyim, superior sınıflamasında en iyi %5 ya da en iyi %1'lik dilim, aynı verilmiş zaten, en iyi %5'lik dilime girmek istiyorsa ki sporculardan beklenen ki hatta %90 bile olabilir, 100 kilogram ağırlığındaki bir sporcunun işte buradaki rakama göre 176 kilogram bench press yapması lazım. Ya da en kötü ihtimalle kendi vücut ağırlığının 1,5 katı kadar fazla, sporcu için söylüyorum. Eğer itiş önemliyse o branşta 1,5 katından daha fazla vücut ağırlığının bench press yapması lazım. Bunu şu anlama geliyor. 100 kilogramlık adam ya da sporcu, erkek sporcu 146 kilogram ve üzerinde bench press yapması uygun olacaktır. Ayrıca her spor branşı için buna benzer değerli literatürden okunup üst düzey işte olimpiyat şampiyonlarında ya da dünya şampiyonlarında ya da Avrupa şampiyonlarında dereceye girmiş sporcuların kuvvetle ilgili, performansla ilgili değerler baz alınabilir her yaş grubunda. İşte büyükler kategorisi, gençler kategorisi, ümitler ya da yıldızlar kategorisine göre bu değerlendirmeler yapabilir. Tabii bununla ilgili ayrıca araştırma yapmak lazım. Bu genel toplumla ilgili bir norm. Geçiyorum. Evet, kadınlar için, genel toplum için bir bu değer. Şöyle genel bir bilgi vereyim. Bu ortalama bir kadının kendi vücut ağırlığının yarısının biraz daha fazlasında bench press yapması bekleniyor 20 yaş grubu için. Eğer kendi vücut ağırlığına yakın bir değer yapıyorsa kadınlar için çok iyi bir değer olarak kabul edilmiş ama tabii üst düzey antrenmanlı sporcular için bu değerler düşük müdür? O konuda ben de emin değilim çünkü bunlar sporcular için geliştirilmiş normlar değil.
Ya işte bacak leg press için bir tekrar maksimum değerleri. İşte erkekler için 20 yaş altı için söylüyorum. Yaklaşık kendi vücutlarının 3 katı kadar daha fazla bir değer. Yaklaşık işte 2,8 katı. Mükemmel değer olarak 2 katı ya da 2,5 katı civarında yapması bekleniyor. Diğer hareketler için de buna benzer göreceli kuvvet ya da relatif kuvvet değerleri var. Ama kendi spor branşınızla ilgili bulursanız ya da bununla ilgili bir bilgi edinirseniz çok daha iyi olacaktır. Hemen ekstra bir bilgi. 2003 yılında yayınlanmış bir makale bu da. Bir tekrar maksimum kaldırışları ile ilgili uygun dinlenme süresi. Size hatırlarsanız set çalışırken 3 dakika, 2 dakika tarzında bilgiler vermiştim ama tabii bu antrenman değil, bu ölçüm. Ölçümlerde antrenman yapmış, yani kuvvet antrenmanı yapan gençlere bir uygulama yapılmış. Farklı günlerde 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika dinlenme yapılarak bir tekrar maksimum kuvvet kaldırışı yapılmış squat'ta, sırtta squat. Katılımcıların ortalaması 185 kilogrammış squat'ta. Yani oldukça antrenmanlı bireydi anladığım kadarıyla. 17 direkten 13'ü 1 dakika dinlenme verildiğinde yine maksimal kuvvetlerine ulaşmışlar. 3 dakika verildiğinde 16'sı ulaşmış, 5 dakika verildiğinde 15'i ulaşmış. Dolayısıyla çalışma sonucunda yazarlar demişler ki yani ölçüm yaparken zaten bunlar antrenmanlı bireyler. 3 dakika, 5 dakika dinlenme vermenize gerek yok. 1 dakikada toparlanıyorlar, 1 dakikada testi yapabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum, test, set çalışması, kuvvet antrenman çalışması değil. Antrenmanlı birey ise, üst düzey antrenmanlı birey ise 1 dakikanın yeterli olduğunu söylüyor ama ben gençler için ya da orta düzeyde kuvvet antrenmanı yapanlar için ısrarla en az 3 dakika dinlenme yapılmasını tavsiye ediyorum. Hatta 5 dakika bile testlerde yapılabilir. Bu arada başka sporcular ölçüme alınabilir. Makineden bir tekrar kuvvetin tahmini ya da evet, bu çok spesifik bir konu değil ama şöyle söyleyeyim. Ağırlık makinelerinde elde ettiğiniz değerlerden serbest ağırlıktaki değerleri tahmin etmeye yönelik denklemler var. Buna benzer bir denklem ben de bir çalışmadan dolayı regresyon formülü geliştirmiştim. Onu da biraz sonra vereceğim. Eğer serbest ağırlıktaki sakatlanma riski ya da güvenlik riskinden kaçınıyorsanız makinede ölçüm yapıp serbest ağırlıktaki maksimal kuvvetini tahmin edebilirsiniz. Ama ileri düzeyde tekrar ediyorum gerekli güvenlik önlemleri alınıyorsa direkt olarak ölçüm yapılması serbest ağırlıkta en uygunudur. Bu rakamlardan bahsetmeyeceğim. Şurada bunlar denklemler. Bu da 2000 yani birkaç hafta önce o çalışmayı okuyunca kendi daha önce yaptığım yüksek lisans tezinden geliştirmiştim. Smith ağırlık makinesindeki bench press'te kaldırdığınız vücut ağırlığı, maksimal ağırlığı 0,895 ile çarpıp 3,055 ile topladığınızda serbest ağırlıktaki bench press performansınızı tahmin edebilirsiniz. Örnek verecek olursak Smith ağırlık makinesinde 100 kilogram bench press yapan birinin serbest ağırlıktaki maksimum ağırlığı nedir diye baktığımızda 100 çarpı 0,8895 dediğimizde 89,5, 3 kilogram daha topladığınızda 92,5 gibi bir rakam ulaşıyor. Yani simit ağırlık makinesinde 100 kilogram kaldıran birinin serbest ağırlıkta 92,5 kilogramlık bir maksimum olduğunu tahmin edebiliriz. Squat'ta da benzer bir şey var. Atıyorum 100 kilogram ağırlık makinesinde performans sağlıyorsa İşte 71,2, 18'de 72 diyelim. 18'de topladığınızda 80-90 kilogramlık bir serbest ağırlık performansı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunlar hep tahmin. Başka tahminler de var. İşte 5 tekrarla, 10 tekrarla, 20 tekrarla yapılan 2006 yılında yayınlanmış bir Reynolds arkadaş tarafından yayınlanmış bir makalede. Tekrar sayısı arttıkça hata oranları arttığını dolayısıyla 5 tekrar ya da 10 tekrarın daha uygun olduğunu söylemişler. Ki 10 tekrarda yağ salıcılık ağırlığının da ölçülmesi lazım. 5 tekrar maksimum kaldırıldığı ağırlık mesela 100 kilogram 5 tekrar yapabiliyorsa bir sporcu bir tekrarını şöyle hesaplayacağız. Bir tekrara gitmeden 100 çarpı işte 1,1307 yani bu ne oluyor? 113 kilogram.
artı 700 gram daha ekleyelim. 114 kilogram yaklaşık bir tekrar maksimum olduğunu söylüyoruz. 5 tekrar 100 kilogram yapabilen bir sporcunun 113-114 kilogram bir tekrar maksimumu olduğunu tahmin edebiliriz. Az bir hata payıyla. Ama mümkünse tekrar ediyorum, antrenmanlı bireylerde zaten direkt bir tekrar maksimumu ölçümünü yapmak uygun olacaktır. Başka bir tahmin denklemi çok sayıda var. Bunların dışında da var arkadaşlar. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Son olarak bahsedeceğim şey, antrenmanlar ilerledikçe, yani kuvvet antrenmanına başladınız, tahminle, işte bu ister serbest ağırlıkla, işte pardon, ağırlık makinesinde serbest ağırlığı tahmin ettiniz, isterseniz 5 tekrar, 10 tekrar gibi denklemlerle tahmin ettiniz. Ona göre yük verdiniz serbest ağırlıkta %50, %60, %40. Bir ay sonra ya da iki ay sonra antrenman programı ilerledikçe bu tahmin denklemlerin güvenilirliği artık azalıyor. O yüzden zaten antrenmana da adaptasyon olacağı için kişinin artık bu tahminler yerine direkt ölçüm yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hatta sporcular da ilk etapta antrenman başlangıcında ya da ilerleyen aşamada bir tekrar maksimumu ölçtünüz. Yükü ona göre verdiniz, birkaç ay antrenman yaptı, ilerleme sağlandı. İkinci kez, üçüncü kez yine bir tekrar maksimum ölçümlerini yenilemeniz lazım yeni yükler vermek için. O yüzden kuvvet antrenmanında ya da hangi antrenman yaparsanız yapın, performans gelişimini sürekli sıklıkla takip edip antrenman programınızı buna göre revize etmeniz uygun olacaktır. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sanırım sorularınız var. Vaktimiz var mı biliyorum. Onları cevaplamaya çalışayım. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yukarıda birkaç tane arkadaşın da sorusu var. Ben şöyle hızlı bir şekilde yukarıya çıkayım. Onları soralım. Sorusu olan arkadaşlar da yazarsa alt tarafa. Ben de bunları size sormaya çalışacağım. Şimdi Mustafa Alçın hocam. Hocam orta düzey sporcularda haftada 3-4 gün ağırlık antrenmanı olması gerektiğini söylediniz. Büyük kas grubu çalışırken 4 günün tamamında tüm vücut mu yapılmalı, yoksa alt grup 2 gün, üst grup 2 gün şeklinde yapabilir miyiz? Burada şu önemli, bunu belki şayet sonunda da söyledim. Sizin ihtiyacınız ya da sporcunuzun ihtiyacı nedir? Yani atıyorum bir futbolcuya omuz kaslarını olağanüstü bir şekilde çalıştırmanın bir önemi yok. Yani bacak kasları daha önemli. Anlatabiliyor muyum? Alt taraf daha önemli. Ama üst tarafta geliştirmek gerekiyor. Çünkü ikili mücadele var. Ama burada önem seviyesi ne? Ne bileyim, kuvvete dayalı güreş, boks, judo gibi aklıma gelenleri söylüyorum. Branşlarda bütün kas gruplarının eşit bir şekilde geliştirilmesi lazım. Arkadaşın söylediğini şöyle cevaplayayım. Eğer yükü ya da antrenman volümü sporcuya ağır geliyorsa bölmekte fayda var. Yani, hocam merhabalar. Efendim? Sesim geliyor mu hocam? Merhabalar. Merhaba. Araya girmek istedim. Mustafa benim hocam. Az önceki soruyu yönelten. Evet. Benim atletizm atma branşı mesela. Yani tüm vücudu ve tüm büyük kas gruplarını kullandığımız bir branş. Evet. Onun için hani sporcuların bazen hem de bu sporcularımızın çoğu öğrenci olduğu için antrenman saat problemi yaşayabiliyoruz mesela. Antrenmanı sıkışık zamanlarda yapmak zorunda kalıyoruz. Bir sonraki antrenmana da yorgun geliyorlar tüm vücut yaptığımız zaman. Evet. O yani bölmemizde bir sakınca var mıdır? Bunu zaten öğrenmek istedim. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten ağır geliyorsa o antrenman verimli olmaz. Yani sonraki antrenmanı kaldıramayacaktır. Ya sakatlık olacaktır ya performansa düşme olacaktır. Dolayısıyla burada dikkat edeceğimiz sporcunun kaldırabileceği ancak gelişebileceği bir antrenman. Yoksa çok düşük yükle bir antrenman verirseniz o da bir işe yaramaz. Bunu en iyi siz gözlemlersiniz. Eğer tüm vücut çalıştığında birkaç hafta sonra kuvvetin de düşme oluyorsa ki ölçmeniz lazım. Yani yorgunluk dışında kuvvetin de yeterince artma olmuyorsa da düşünme oluyorsa antrenmanın içeriğinde değişiklik yapmaz. Bölerek denersiniz. Anladım. O sistemi deniyorum zaten hocam. Yani şu virüsten dolayı her şey sekteye uğradı ama bu sürece öncesinde bunu denemeye başlamıştık. Ama şunu söyleyeyim. Maksimal kuvvetlerini sürekli takip etmeniz lazım. Burada en önemli unsur o. Sadece gözlem değil.
ölçümde Hocam, yapmanız tavsiye ederim. 6 veya 8 haftalık uyguladığımız o programlarda program bitiminde yeni programa başlayacağımızda hepsinde maksimallerini alıyoruz, deniyoruz yani. Ve relatif kuvvete göre dediğim gibi takibini yapmanız lazım. Vücut yağ yüzdesine de dikkat ederiz çünkü en önemli şey o. Notumu aldım hocam. Bir de bir küçük soru daha var hocam. Evet. Bir sorum daha var hocam. Bu kuvvet antrenmanı, yani sonuçta biz serbest ağırlıkla çalışıyoruz, halterle çalışıyoruz. Bu serbest ağırlıktan sonra, yani halter antrenmanı bittikten sonra dikey sıçrama yaptırabilir miyiz? Yani onu da yazmıştım zaten ama sözlü konuşmuşken bunu da ileteyim istedim. Geometrik antrenmanında mı söylüyorsunuz? Bir daha söyler misiniz hocam? Alamadım. Geometrik antrenman için mi? Yani patlayıcı gücü geliştirmek için mi? Aynen hocam. Benim branşım zaten tamamen ATP PC sistemi üzerine, patlayıcı kuvvet üzerine ve antrenman. Yani şimdi şöyle, çok yorucu bir antrenman sonrası verim elde etmek çok zor. Ama antrenmanın bir parçası olarak eklenebilir. Hatta aksiyon potansiyel rezervi diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Patlayıcı evet, güç çalıştıranlar ya da patlayıcı güce yönelik sporcular da çok popüler olarak kullanılıyor. Görmüşsünüzdür mutlaka uygulaması. Siz de yapıyorsunuzdur. Adamlar mesela bacakla ilgili işte sıçramayı geliştirmek için maksimal %80, bir tekrar maksimum %80'in üzerinde 1-2 tekrar yapıyor. Aradan 10 saniye geçiyor. Sıçrama egzersizleri yapıyorlar. Ve bu yapılan ağırlığın sıçrama performansı ya da patlayıcı gücü daha fazla arttığına dair deliller var. Bilimsel çalışmalar var. Bunun çokça YouTube'da uygulamasını görürsünüz. Ya da belki siz de yapıyorsunuz. Ama bir antrenmanı bitirip benim söylediğim farklı bir şey. Bir işte bir saatlik, ben yarım saatlik antrenman. Efendim? Set arasından bahsediyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Bakın 1-2 artı kaldırıştan sonra sadece patlayıcı gücü geliştirmek için. Anladım hocam. Ağırlıkta %80 ve üzerinde ağırlıkta 1-2 squat yaptıktan sonra ağırlığı bırakıyor. Birkaç saniye sonra gidiyor sıçrama çalışıyor. O da ama birkaç tane. Geliştirmek. Yani anladım. Kombine çalışıyorlar. Üstüne değil de antrenman tamam ettikten sonra değil. Tamam hocam, anladım. Ben sadece bu konuda daha önce o videoları dediğiniz gibi izledim. Sadece kafamda soru işaretleri vardı. Hani gergin bir kasın üzerine, yani üzerine yük binmiş %80, %90 ağırlık bunu çalışmış bir kasın üzerine sıçrama. Fizyolojik açıklamasını şöyle yapıyorlar. Özür dilerim. Fizyolojik açıklaması şu. Kaslara işte serbest ağırlıkla bu yük verildikten sonra aktin ve miyozin çapraz köprüleri tam boşalmadan ikinci bir yük vererek, yani sıçrama yükü kendi vücutlarıyla vererek potansiyelini artırabileceğine dair çalışma sonuçları var. Buna istinaden yapıyorlar. Çok teşekkür ederim hocam. Vaktinizi aldım. Estağfurullah. Öğrenmiş olduk. Çok sağ olun hocam. Hocam ikinci bir soru Mehmet hocamın squat bench deadlift ile alakalı bir sunumunuzun sonucunda aynı set ve tekrar olunca sonuçta aynı çıkmış. Sonuçta aynı antrenman yapmışlar. Ben bunu anladım diyor. Bununla alakalı olarak soru değil. Bununla alakalı olarak bunu sormuş. Mehmet hocam bir sorusu bu daha. Çalışma sanırım. Bak. Evet. Buradaki olay şu. Haftalık yapılan antrenman sıklığından ziyade, yani haftada 3 gün yapılması, 6 gün yapılmasından ziyade içeriği, antrenman volümü aynı olunca ister haftada 3 gün yapın, ister 6 gün yapın, volüm aynı olduğu sürece sonuç değişmiyor. Önemli olan antrenmanın volümü yani. Haftada kaç gün yaptığınız değil. Çalışma buna vurgu yapıyor. Eyvallah. Maksatlı bir antrenman periyodunda aylık maksimal antrenman sayısı en çok kaç olabilir diye sormuş Mehmet hocam tekrar. Efendim? Anlayamadım. Maksatlı bir antrenman periyodunda aylık antrenman sayısı en çok kaç olabilir diyor. Ya bu tabii bununla ilgili net bir şey söylemek çok mümkün değil. Yaptığınız branşınıza özgü antrenman ya da teknik antrenmanların ya da hangi işte yarışma döneminde mi hazırlık döneminde olduğunuza göre bunlar değişiklik gösterir. Yani burada en iyi karar verecek yine antrenördür. Tekrar ediyorum. Hazırlık döneminde genel kuvvette
ve bu sonrasında patlayıcı güç, işte patlayıcı kuvveti geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyorsanız destekleyici, sizin teknik antrenmanlar dışınızda yapacağınız ya da ona ayıracağınız ya da sporcunuzun kaldırabileceği duruma göre antrenman sayısını ve özellikle antrenman sayısından ziyade volümünü, çünkü bakın biraz önceki çalışmalarda sayıdan ziyade antrenmanın içeriği daha önemli. Yani siz haftada 4 gün yaparsınız, çok düşük volümde yaparsınız, bir işe yaramaz. Haftada 2 gün yaparsınız, yüksek volümde yaparsınız, işe yarar. Diğer bir soracağım, yüksek yoğunluklu çalışmalardan sonra toparlanma süresi ne kadardı diye sormuş Dünya Müdürü. Bu ister kuvvet antrenmanı olsun, ister başka antrenmanlar olsun, yani kuvvetle bağlantılı olabilir. Maksimal bir, yani tüketici bir egzersiz ya da antrenman yaptıysanız, işte genel kanaat şudur, işte toparlanma için işte 48 saat. Ama üst düzey sporcularda böyle bir saat olması mümkün değil, yani bu kadar ara vermek mümkün değil. Dolayısıyla 24 saat bence yeterli. Ama burada en önemli unsur, ikinci yüklenmeyi yaptığınız zaman ya da antrenman yaptığınız zaman sporcunun performansı sürdürebiliyor mu? Sürdüremiyorsa ya toparlanma yeterli gelmiyordur ya da bir önceki antrenman çok ağırdır. Bunu ayarlamak oldukça zor. Yani burada antrenörün iyi gözlem yapması lazım. Sporcu ikinci antrenmanı yeterince performansa sağlayamıyorsa ya dinlenme süresiyle ilgili bir düzenleme yapması lazım ya da antrenman kapsamında biraz azaltma yapması lazım. Hocam, eksantrik çalışma ile konsantrik çalışma ilişkisini ve maksimal düzeye ulaşma açısından ikisi arasındaki farkı çok kısaca anlatabilir misiniz? Eksantrik çalışmalarda %20 oranında daha fazla maksimal kuvvete ulaşılabildiği bilgisi ne kadar doğrudur? Zaten ben bir maddede belirttim. Eksantrik çalışmayla ilgili özel, mesela hız ile ilgili de verdik ama şöyle söyleyeyim. Zaten ikisi beraber yani yürüyen bir durum. İkisinin toplamı dinamik bir kasılma meydana getiriyor. Yani sadece eksantrik ya da sadece konsantrik çalışma birine ağırlık vermek çok makul değil. Bu aynı zamanda agonist-antagonist kasılmayla da ilgili bir durum. Yani %20'lik oranın daha fazla maksimal kuvvet ulaşabildiği ile ilgili benim okumuş olduğum bir şey yok. Emin değilim, vardır ya da yoktur diyemem. Ama şunu söyleyebilirim, genel olarak da yazdık. Literatürde kuvvet çalışmalarıyla ilgili özellikle American College of Sports Medicine'ın kuvvet antrenmanıyla ilgili önerilerinde hem eksantrik hem konsantrik kasılmanın beraber kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Bu bağlamda da zaten agonist ve antagonist kasların dönüşüm olarak kullanılması gerektiğini söyledik. Yani sadece eksantrik ya da sadece konsantrik ağırlık vermenin ekstra bir %20'lik ya da %10'luk bir artış sağlayıp sağlamadığı konuda bilgim yok. Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Burada bitti sorularımız. Böyle bir güzel bir günde, Ramazan bir günde de sizi de yorduk. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlara saygılarımı sunuyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Size tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar.